Değerli izleyenler sırada hukuk bölümümüz var. Efendim her hafta olduğu gibi bu hafta da avukatlarımızdan Sefaret Yaman çok önemli bilgilerle Londra Mahallesi'ne konuk oldu. Bakalım bu hafta hukukla ilgili hangi bilgileri vermiş? İzliyoruz. Değerli izleyenler yeni bir hukuk köşesiyle yine sizlerle birlikteyiz efendim. Londra Mahallesi'nin uzman avukatlarından Sefahat Yaman'la birlikteyiz. Sefahat Hanım programımıza yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu hafta Sefahat Hanım'la birlikte tıbbi imalkarlık konusunu işleyeceğiz. Hemen sormak istiyorum Sefahat Hanım, tıbbi imalkarlık nedir? Bu imalkarlık bazen bir doktorun hastasını zamanda tedavi edememesi, yanlış tedavi etmesi, ...vermesi gereken teşhisi geç vermesi ya da hiç vermemesi... ...ya da bir e, hemşirenin hastasına gereği gibi bakmaması durumunda söz konusu olabilir. Bunların hepsi birer ihmalkarlıktır. Sefa Hanım ilk sorum şu olacak. Kimler ihmalkar olabilir? İhmalkarlık denildiği zaman e, sadece aklımıza doktorlar, hemşireler ya da hastaneler gelmemeli. E, Hastayla ilgilenen e, her kimse görevi ya da... Durumu ne olursa olsun, konumun ne olursa olsun her kimse ihmalkar olabilir. Örneğin bir ambulans görevlisi hastayı e, oray yerinde ya da evinden ambulansa taşırken ihmalkarlık e, yapabilir. E, basit bir örnek vereyim size. E, bundan birkaç yıl önce bize gelen bir davada e, inşaattan düşen e, işçi olan müvekkilimiz düştükten sonra olay yerine gelen ambulans görevlileri tarafından düştüğü yerden ambulansa kadar yürütülmek zorunda bırakıldı. Ve hastaneye götürüldüğü zaman sinirleri zedelendiği için bu kişi felç oldu. Aldığımız uzman doktor raporları gösterdi ki eğer düştüğü yerden sedye ile gerektiği gibi Ambulansa konmuş olsaydı felç olmayacaktı. Daha sonra yürüyebilecekti. Bu örnekte görüldüğü gibi ihmalkar olan burada ambulans görevlileriydi. Yaptıkları yanlış da e, hastayı sedye üzerinde götürülmesi gerektiği gibi değil de yürüterek götürmeleriydi. Sefahat Hanım ikinci sorumuz tıbbi ihmalkarlık hangi durumlarda ortaya çıkmaktadır? Bize gelen davalarda en e, sık karşılaştığımız durumlar, ee, örneğin kişinin sıkça doktora gitmesine rağmen sıkça e, bir, bir uzmana ya da bir hastaneye sevkini istemesine rağmen sevkinin verilmeyişi Teşhisin çok geç konması ya da ihtiyaç duyduğu tedavinin gereği gibi yapılmaması e, Çok sıkça karşılaştığımız örneklerden bir tanesi de özellikle burada Türkçe konuşan toplumda gördüğümüz. E, İngilizcesi olmayan ya da yeterli olmayan kişilerin hastanede e, aldıkları tedavi esnasında kendilerine tedavinin yeterince açıklanmaması ya da ameliyata alınacak kişilere ameliyatın riski ya da verilecek tedavinin riskinin gereği gibi net olarak açıklanmaması e, ya da e, tedavi seçeneği verilen durumlarda kişilere bu tedavilerin risklerinin ne olduğunu ...onun anlayacağı dilde açıklanmaması ihmakarlık örneklerinden bir tanesi. Ee, özellikle dediğim gibi Türkçe konuşan e, toplumda e, sıkça İngilizce bilmeme sorunuyla karşı karşıya bulunmaktayız. İşte apar topar hastaneye götürülen ya da acil bir durumda ameliyat edilmesi gereken... ...ya da kendisine o anda bir ilaç verilmesi gereken kişiye... Yapıca, yapılacak ameliyatın ya da verilecek ilacın yan etkilerinin ya da risklerinin ne olduğu tam olarak anlayacağı bir dilde anlatılamamakta. Bize gelen birçok e, müvekkil var. İşte defalarca doktora gitmiş e, olmasına rağmen, defalarca GPS'ini görmüş olmasına rağmen bir hastaneye sevki e, istenmemiş. Ve çok geç bir aşamada artık fark edilmiş ve çok geç bir aşamaya da ameliyat olunmuş. E, bu... Bunlar tipik ihmakarlık örnekleri. Şimdi diyeceksiniz ki zaten sonunda ameliyat edilecek bir hastanın e, işte örneğin 5-6 ay önce ya da 5-6 ay sonra ameliyat e, edilmesi arasında ne fark var? Zaten bu ameliyat edilecekti. Hani teşhis daha önce konmuş olsa da ne değişecek diyeceksiniz. Bu tür durumlarda bizim e, savunduğumuz ve genellikle mahkemeler nezdinde kabul edilen savunma bu kişinin, e, mağdur olan kişinin, hastanın çektiği acı ve ızdıraplar. Örneğin siz acı içinde e, aylarca bekliyorsunuz. Size teşhis, teşhis konmasını, tedavi yapılmasını bekliyorsunuz. Size hiçbir şey yok deniyor. Ama 6 ay sonra birdenbire acilen bir ameliyata alınmak durumunda kalıyorsunuz. Ve 6 ay boyunca çektiğiniz o acılar, 6 ay boyunca çektiğiniz o e, sıkıntılar yanınıza kar kalıyor. İşte tam da bu noktada biz dava açıyoruz diyoruz ki işte yapılması gereken bu ameliyat 6 ay önce yapılmış olsaydı bu kişi 6 ay boyunca bu sıkıntıları bu acıları çekmeyecekti. Peki Sepharton'un bu gerçekten de önemli bir konu. Acil durumlarda doktorun yine de hastanın onayını rızasını alması şart mı? Bu konuda son günlerde verilen Yüksek Mahkemenin bir kararı var ve bu karar çok net. E, ...bu karar aslında bugüne kadar ki geleneği de bir anlamda değiştiriyor. Yüksek mahkemenin vermiş olduğu, son dönemde de vermiş olduğu bir karara göre... ...doktorun tedavinin hangi aşamasında olursa olsun, ameliyatın hangi aşamasında olursa olsun... ...eğer hasta kendi adına karar alabilecek durumdaysa, onay verecek durumdaysa... ...hastanın onayını alması şart. Doktorun kendi hastası için... Onun adına en uygun ya da en iyi kararı alması diye bir şey söz konusu değil artık. Bu daha önce böyleydi. E, bu mahkeme kararından önce böyleydi. Ama bu yeni çıkan karar bu yöndeki pratiği tamamen değiştiriyor. Bu konudaki yetki ve sorumluluğu doktordan alıp hastaya veriyor. Peki Sefahat maalesef bu ülkede e, NHS'in özellikle şu an günümüzdeki durumu malum. Hatta birçok sorunlar yaşanmakta. Hemen şunu sormak istiyorum, farz edelim benim çok ciddi bir ameliyat olmam gerekiyor ve bana 6 ay belki de daha fazla zaman verdiler. Peki benim bu konuda dava açma hakkım var mıdır? Bu sorduğunuz soru durumunuza göre değişebilir. Eğer durumunuz acilse ve acil ameliyat edilmesiniz gerekiyorsa mantıklı olan sizin beklememenizdir. Ama diyelim ki bir sorunuzdan dolayı siz ağrı içindesiniz ama hastanenin bekleme listesindesiniz. Ameliyat olmak için bekliyorsunuz. 3-5 ay bekliyorsunuz ağrı içerisinde. Bu beklediğiniz 3-5 ay için çektiğiniz aralar için dava açabilir misiniz? Hayır dava açamazsınız. Bu durumda sizin hastaneye ya da doktoru sorumlu tutabileceğiniz bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla bu bekleme süresi size otomatikmen dava açma hakkı vermiyor. Sefart Hanım vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı efendim size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Rica ederiz. Sevgili izleyenler, Londra Mahallesi başka bir hukuk köşesiyle önümüzdeki hafta sizlerle birlikte olacak. Efendim şimdilik bizden bu kadar. İyi seyirler diliyoruz.